Üçüncü sınıfta Yeni Çağ Felsefesi dersini görüyoruz. Biz de o zaman genciz tabii, okumalar yapıyoruz. Nietzsche'nin Descartes eleştirilerini okumuştum. Hocam da Descartes'i anlatıyor derste. Biz de hocayı zorlamak için, hani öğrencilerin böyle bir kıllığı vardır. Nietzsche'nin eleştirilerini söylüyorum hocama. Hocam da ısrarla Descartes'i savunuyor. Yani öyle bir pozisyonda. Yani bu bir duyma değil, benim yaşadığım bir olay. Şimdi sınıf birden şöyle bir hissiyata kapıldı. Tabii hocanın sınıf dersleri çok kalabalık olur. Zamanı yoktur. Yani şu saatte başlar, şu saatte biter diye bir şey yok. Hoca ne zaman bitirirse kimse saatine zaten bakmaz. Çünkü tiyatro havasında geçer dersler. Son derece canlıdır. Şimdi sınıfta şöyle bir hava oluştu. Hoca Descartes'çı mı? Hocamız bunu hissetti. Dedi ki çocuklar, ben şu anda size Descartes anlatıyorum. Hakkını vermem lazım. Şu anda ben Descartes'ım dedi. Dolayısıyla Descartes bunlara nasıl cevap verir, ona çalışıyorum, ona çalışıyorum. Yani Descartes olsaydı nasıl düşünürdü? Hayda dedik kendi içimizden. Ha, bu olay böyle kalsa beni pek etkilemezdi. Ama dersten çıkıp akşamki derse gittik. Bir hocamız Wittgenstein anlatıyor. Sınıfta da çok Wittgenstein hastası olan bir arkadaşımız da, bir hanım arkadaşımız sıkıştırıyor hocayı. Hocanın tepkisi şu: kızım üzerime ne geliyorsun, böyle demiş, ne yapayım dedi yani. Şimdi biz bunu mukayese edince çok etkilendik. Yani bir tarafta yaptığı işi ehliyetli olması bakımından sonuna kadar hakkını vermeye çalışan, kendisi de kesinlikle Descartes'çi olmamakla birlikte elden geldiğince onu anlatmaya çalışan bir hoca, öbür taraftan bir iki soru karşısında anlattığı filozofu satan bir hoca. Yani bunu mukayese ettiğin zaman ehliyet meselesini görüyorsunuz. Diğer bir konu da yüksek lisans dersimizde yine hocamız bir konuyu anlatırken ben hocama Cağız'dan bahsettim. Hocamın Cağız'ı bildiğini biliyorum ama işte Cağız şöyle de diyor falan gibi. Sustuğunu fark ettim. Hocam sustu. Tamam be, hiçbir şey demedi dersten. Fakat odasına gidip gelirken baktım ki İspanyolca Cağız'la ilgili kitaplar, Almanca, İngilizce tabii biz bildiğimiz bir dil. Hocanın masasında Cağız kitapları böyle yukarı doğru çıkıyor. 6 ay sonra bize bir Cağız anlattı. Yani bu iş böyle yapılır arkadaşlar der gibi. O zaman şunu hissettik. Demek ki bir insan işini ciddiye aldığı zaman işinin hakkını verebiliyor. Bu da tabii büyük oranda derdi olan insanın işi. Teoman Duran'ın derdi neydi? Teoman Duran'ın derdi dil öğrenmek mi? Teoman Duran'ın derdi iyi bir felsefeci olmak, akademisyen olmak mı? Bence değil. Teoman Duran'ın tüm dertlerinin merkezinde olan dert, bir Türk felsefesi inşa etmenin imkanlarını zorlamak ve araştırmak diye düşünüyorum. Ve biz takipçiler olarak bunu yerine getiriyoruz.